Evet, sonuç, sevgili seyirciler. Sonuç. Hamasete gerek yok. Dış güçler kıçını dayırsa, bir tarafını dayırsa bu ülkeyi böldüremezsiniz. Bir. Ben şöyle hamaset konuşmam, hani ezan susmaz bayram, ama gerçekten de öyle. Onlar da olmayacak. Susmaz tabii. Üç. Bundan sonra devlet yetkililerine acizane istirhamım. Kısmi illegaliteye geçiyoruz. Kısasa kısas. Hocam bırak illegaliteyi. Müsaade et kardeşim. Bir legal bu. Hayır. Devletin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla. Hayır, anladın ne demek istediğimi. Yurt dışında operasyon yapması. Tweetlerimizi geçelim. Legal benim. Benim. İçeride. Müsaade et evladım. Şeyi vurursa. Müsaade et. Tekrar söylüyorum. Vatandaşını. Benim polisimi, hamile kızımı, şerefsizlik, hamile hanımımı, operasyon yapabilir devlet. Tıp öğrencimi, konuşuyor mu? İstanbul'un göbeğini patlatırsan, şimdi sen de artık arkana bakarak yürü, senin de başkentinde meydanda patlama olur. Bunun için yeterli teçhizatımız, adamımız, paramız var, uzatmayalım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Başbakanımız. Sayın Başbakanımız. İkinci sırada. Tabii. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Devlet Bahçeli. İki suç için idam kesinlikle şarttır. Bak bunu çok humanist duyguları, insan seven duyguları olarak bir tıp doktoru olarak konuşuyorum. İki suç ya. Hep empati yapın. İdam istemeyene şunu söylüyorum. Senin 12 yaşındaki kızını okuldan kaçırıp tecavüz edip boğan adamın ekmek yemesini istiyor musun ölene kadar? Tecavüz bir. Senin oğlun tıbbiyede okurken kalkmış gelmiş. Dolmabahçe'den minibüsten geçerken patlayıp ölmesi işine geliyor mu? Terör iki. Bu iki şey için idam. Hem de ibreti alem için. Halk da görecek bunu. Çünkü buramıza getirdiniz. Evet. Siz zannediyorsunuz ki biz yalayıp yutacağız. 30 senedir yalayıp yuttuk. Artık yok. Bizim hissettiğimiz acıyı, bizim hissettiğimiz korku hissetmeyiz de biz acıyı hissederiz. Bizim hissettiğimiz acıyı, hatta korkuyu, siz günün 24 saati dünyanın her başkentinde her kimse bu işlere yol veren, bu köpeklere sponsorluk yapan, siz de hissedeceksiniz. Benim söyleyeceğim bu kadar. Hocam ben yarın... Bombanın patladığı yere. Kalemi de kırdım. Bombanın patladığı yere. Kalem çoktan kırıldı hocam. Ertemciğim, bombanın patladığı yere yarın dediğin gibi Bursa taraftarı, Ultra Aslan olmak üzere. Zaten Beşiktaş taraftarı, çarşı grubu zaten oradalar. Yani işte bir sürü parti, MHP il teşkilatı da oraya. MHP il teşkilatı da oraya gidecek. Şimdi tabii, yarın tabii. Öğlen 11'de. Genç Fenerbahçeliler de gidecek. Genç Fenerbahçeliler gidiyor. Hepsi MHP, İstanbul İl Teşkilatı falan hepsi gidiyor. Ben buradan bir şey söylüyorum. Bundan sonra Beleş Tepe bitmiştir. Şehitler Tepesidir. Bravo, çok güzel. Bundan sonra orası bravo, çok bir daha Şehitler Tepesi. Şehitler Tepesi. Şehitler Tepesi olacak orası. Orası. Helal olsun. Yazalım buraya. Şehitler. Abi, kimin önerisiyse bu helal olsun. Evet. Senin önerisi Şehitler Tepesidir. Bundan sonra orası Şehitler Tepesi ya, olmuştur. Orası Şehitler Beleş Tepe falan filan yoktur. Aynen. Şehitler Tepesi olmuş. Hemen de yarın belediye meclisi kararı almalıdır. Burada belediye mi oluyor? Şehitler Tepesi. Belediye mi veriyor? O zaman buradan Murat Aznedar kardeşime. Yok, belediye başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. O zaman belediye Kadir Topbaş'a, Göksel Gümüşdağ, Kadir Topbaş'a ve Göksel Gümüşdağ. Başka tanımıyorum. Bütün hepsine. Burada CHP'si, AK Parti, Parti falan, aynen, MHP'si aynen. Falan yok arkadaşlar. Ertem Yaz. Lütfen nasıl 15 Temmuz aynı şekilde Şehitler Köprüsü oldu. Aynen. Aynı şekilde burası da Beleştepe bitmiştir. Bundan sonra orada da Şehitler Tepesi diye anılmasını rica ediyorum. Buradan ve çarşıya da söylüyorum Beşiktaş bu konunun Şehitler Tepesi. Çarşıya da söylüyorum bu konunun üstüne takipçisi gidin. Bu konuyu olsunlar, bırakmayın arkadaşlar. Olsunlar. Takipçisi olun. Tamam mı? Şevşek, Ayhan. Buradan söylüyorum Erdal size söylüyorum. Çarşı grubu çocuklara söylüyorum. Hepinize söylüyorum. Takipçisi olun. Bundan sonra Şehitler Tepesi olsun. Evet, Sinan Engin'den tarihi bir mesaj var. Tarihi bir istek var. Beleş Tepe'nin adı Şehitler Tepesi çok, olsun çok diyor. Öneri, Sinan Engin yıllarca formasını giydi, yıllarca ustadın havasını oradan da seyrettim bilen bir isim. Para olmadığı zaman oradan da maç seyrettim. Yüzlerce kişi oradan maç da seyretti. Ben de seyrettim. Ben de para yoktu oradan maç seyrettim. Seyretmeyen Beşiktaşlı yoktur oradan. Tabii, yarın, tabii. Beleş Tepe'nin adı Şehitler Tepesi benim olsun diye. Burada kıskançlık olmasın da Sinan'ın hani üzerine laf konuşulmaz. Çünkü hocam sen çok bak, yaratıcısın. Şu yakışıklı çocuğa bakar mısın motorundaki? Şehit olmuş bakın. Özel temsilci mi şey evet Şevik Kuvvet çocuk. Ya aynen bizim, öyle. Bizim UFO'nda Seyit hocam. Ben buradan Beşiktaş kulübüne ve Vodafone şirketine bir şey teklif etsem. Belki topik bulabilirsiniz. İlk defa bir terör olayında
bir stadın tavanına kan bulaştı. Evet hocam ya. Dün gördük. Silmesin. Muhtemelen çok affedersiniz. Kopan bir parça uzuv Allah stadın Allah damına düştü. Polisler de onu aldılar, temizlediler ama kan vardı. Bu resmen olmayabilir ama benim için Vodafone Arena. Beşiktaş Vodafone stadı. Gazi Vodafone Arena'dır. Gazi Vodafone Arena. Çünkü Türkiye'de ilk defa bir terör eylemi stadın hemen yanında bitişiğinde oldu ve stada kan bulaştı kardeşim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bir araba kazanmıştım ben Çarkıfelek'ten. Mehmetçik Vakfı'na dedim. Buradan da Show TV yetkililerine söylüyorum. Ben o arabayı Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştım. Aynı şekilde o arabayı bir an evvel hızlandıralım lütfen. Aynen. Buradan Show TV yetkililerine ve bir an evvel bu arabayı geçen sene verelim. Aynı şekilde geçen sene LÖSE'ye verdim. Ve şehit olan aynı şekilde burada polis kardeşlerimizin aileleri var. Hepsi, tabii. Hepsi zar zor geçinen insanlardır. Ve dolayısıyla lütfen buradan Show TV, sevgili Turgay Ciner'e, Kenan Tekdağ ve Show TV Genel Müdürü kardeşimiz kim bilmiyorum. Hepsine. Buradan sesleniyorum. Bir an evvel, bir an evvel hızlandıralım şu arabayı alalım ve Mehmetçik Vakfı'na şehitlerimize verelim arkadaşlar. Bir an evvel yarın göndermesi lazım. Hemen. Turgay Ciner'in sevgili Turgay Ciner. Yarın göndermesi lazım. Sevgili Turgay Ciner, Sayın Turgay Ciner, Kenan Tekdağ Başkan aynı şekilde söylüyorum. Lütfen. Evet sevgili seyirciler. Bazı görüntüler vardı. Özellikle bugün Galatasaray, Gaziantep Spor karşılaşmasında. Bir şey söylemek istiyorum. Hepimize mesajlar geliyor. Bak benden nefret eden insanlar bile şu an mesaj çıkıyor. Bakın olay bu. Bana olan nefretinizin hepsini unutuyorum. Hepiniz kardeşimsiniz. Benim size yaptığım bir hata varsa ben sizi bugüne kadar kırdıysam benim Allah belamı versin. Siz beni kırdıysanız affediyorum. Geçtim gitti. Hepsi gitti. Bakın artık daha beteri yok. Türkiye şu an saldırı altındadır. Türkiye 15 Temmuz'dan sonra ikinci kere işgal ve istila tehlikesi altındadır. Yani şunu da söyleyeyim. Bu işgalcilere, bu istilacılara öncelikle vermemiz gereken cevap. Bakın ben bugün iki küçük kızımı aldım. Nagihan'ı aldım. Bakıcıları aldık. Hep beraber gittik. Bize en yakın Altunizade'deki AVM'ye. Adını biliyorsunuz. Şimdi vermeyeyim. Altunizade'deki meşhur AVM'ye gittik. Orada yemek yedik. Orada gezdik. Alışveriş ettik. İnsanlarla resimler çektirdim. Gayet de doluydu. Bu iyi bir şey. Hiçbir yer tenha kalmamalı. Türkiye'deki, İstanbul'daki özellikle. Ne kadar AVM varsa, ne kadar gidilecek, gezilecek cadde varsa, sokaklar, caddeler, meydanlar, önce bayraklarımızla oraya çıkacağız. Oradan çıkacağız mağazalara, dükkanlara, sinemalara, tiyatrolara, maçlara. Yarın da maçlar oynanıyor. Alışveriş merkezlerine, AVM'lere. Futbolsa futbol, basketbolsa basketbol, voleybolsa voleybol. Hangi dalı seviyorsanız gidin. Sinema ise sinema, tiyatro ise tiyatro, konserse konser gidin. Eğer biz aman kapanalım dersek mutlu olurlar. Bakın yarın bu şerefsiz eylemi yaptıran yabancı istihbarat örgütleri servisler ilk cirolara bakar. Türkiye'de cirolar düşmüş mü? Türkiye'de ticaret düşmüş mü? Türkiye'de sokağa çıkma oranı düşmüş mü? Türkiye'de metrolara binme oranı düşmüş mü? Eğer bu düşmüşse teröristler kazanmış demektir. Düşmemişse hiçbir şey yapamazlar. Bravo. Suratları böyle bembeyaz olur. Mesela, affedersin ağzıma bozacağım. Biraz popo gibi olur, kıç gibi olur suratları. Eğer biz sokaklara çıkarsak, eğer biz meydanlara inersek, eğer biz kenetlenirsek, alacağımızı alalım, dükkanlara, lokantaları, pastaneleri, mağazaları dolduralım. Daha inat dolduralım. Aynen. Bakın ben aldım iki çocuğumu, bugün gören gördü zaten. Bir yüzlerce insanla fotoğraf çekin. Hepiniz yapın. İstanbul'daki AVM'leri hınca hınç doldurun. Kasim. O zaman var ya en büyük cevap budur. Bugün, Türk milletini yenemezler. Bugün bir de moralini bozamazlar. Bugün bir de Galatasaray taraftarını ve Galatasaraylı futbolcuları kutluyorum. Bir de Yasin Öztekin kardeşimi kutluyorum. Gollerdeki yapmış olduğu davranışlarıyla, polislerimize sarılmasıyla. Aferin Yasin. Bütün Galatasaray bravo yönetimini, Yasin. Bu işi organize eden Galatasaray yönetimini, Galatasaray futbolcularını ve Galatasaray taraftarını teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Helal olsun diyorum. Helal olsun diyorum. Bu vatanda yaşayan yabancılar bu vatanda yaşıyorlar.
Buranın ekmeğini yiyorlar. Onlar da aynı şekilde. Dün akşam tweetler atmışlar. Tabii. Bir sürü paylaşımlar yapmışlar. Ülkede yaşayan Allah herkes razı olsun, canımızdır. Polislerimize gittiler, sahip çıktılar. Arkadaşlar bu 2-2 daha 4. Başınız ağrıdı mı? Bir şey başınıza bir şey geldiği zaman nereye gidiyorsunuz? En yakın karakolunuza. Kim o karakolda var? Polis. Sizi kim koruyor? Polis koruyor. Polis olmazsa ne olur arkadaşlar? Onun için polisimize sahip çıkalım, polisimizi sevelim, güvenlik güçlerimizi sevelim. Onun için sen polisine sahip çıkarsan, polisini seversen, polisin de seni korur. Öteki türlü gelirler senin evini basarlar, seni gelirler, karını, çoluğuna, çocuğuna darp ederler, soyarlar, her şey yapabilirler. Onun için polisimizi sevelim, polisimize sahip çıkalım, destek olalım. Polisimiz sadece mecbur, ya sen mecbursun, bizi koruyacaksın, bizi... Yok öyle bir şey arkadaşlar, öyle bir şey yok. Onun için devletimize, polisimize, askerimize sahip çıkalım. Onun için aynen, Galatasaray taraftarını, Galatasaraylı futbolcuları ve Yasin Öztekin'i kutluyorum. Tebrik ediyorum. Aynı şekilde Gaziantep sporlu futbolcuları da aynı şekilde tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Helal olsun size çocuklar diyorum. Kazanmamıza rağmen İstanbul'daki terör saldırısına değiniyor. Kazanmamıza rağmen diyor. Bu galibiyetten dolayı aklım, fikrim, düşüncem, her şeyim şehit ailelerinde diyor sevgili Wesley Snyder, sevgili seyirciler. Yasin Öztekin, sevgili Yasin, gecenin yıldızı Nigel de Jong'un paylaşımı bu da. Twitter'dan sevgili seyirciler, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızının Yasin'in açıklaması gerçekten son derece önemli. Hemen şunu belirteyim. Galatasaray'ın taraftar grubu, dünya ünlü taraftar grubu Ultra Aslan'ı da yürekten kutlamak lazım. Başta sevgili Sebahattin abi. Çünkü bir Türk bayrağı açıldı. Galatasaray taraftarı, iki otobüs dolusu Gaziantep Spor taraftarı bugün statta herkese ağlattılar. 7'den 70'e. Futboldan anlayan anlamayan, oyundan anlayan anlamayan, sırf teröre inat bayraklarını aldılar ve geldiler. Sayın Numan Kurtulmuş'un, Sayın Başbakan Yardımcımızın söylediği gibi, ne dedi? Bayrağınızı alın ve gidin. Ve Galatasaray taraftarları, Gaziantep Spor taraftarları bugün Türk Telekom Arena'daydı. Sahaya çıktı sarı kırmızılı futbolcular. Hakemlerle birlikte çevik kuvvet polisimizi sahaya çıktığı anda, normalde bir takım sahaya çıktığında ne olur? Şampiyon gibi karşılanır. Ama çevik kuvvet ayakta alkışlandı. İnanılmaz bir kucaklama vardı. Ertem, araya gireyim. Ben mesela bugün cenazeyi hepimiz seyrettik. Tabii tabii. Abi böyle çok liderler büyük lazım mesela. Polisin lideri kimdir? İçişleri Bakanı. Tabii. Süleyman Soylu'nun konuşması var ya. Müthiş cesaretli, müthiş konuştu. Helal olsun. Bak şahane konuştu. Mustafa Çalışkan da harika konuştu. Mustafa Çalışkan da konuştu tabii, ayrı da. Süleyman Soylu çok güzel konuştu. Evet. Tebrik ediyorum. Etkileyici konuştu. Sayın Bakanı tebrik ediyorum. Helal olsun diyorum. Cesaretli konuştun. Teşkilatına güç vererek, cesaret vererek konuştun. Moral verdim. Moral verdin ve dedin ki özlerini alacağız. Helal olsun sana. Süleyman Soylu'yu hiç tanımam. Hiç tanımam. Helal olsun sana Süleyman. Suratına ve hareketlerine bakıyorum. Çok i̇şte cesur adamdır hocam. O fonksiyonel. Ben 20 yıldır tanıyorum. Fonksiyonel. Kararlı adamdır. Kontur terör operasyonel birliğin başında olacak yapıya sahip bir adam. O öyledir zaten. Bak hocam, değişik bir adam. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Bir araya girelim. Polis olmayabilir. Polis kökenli değil. Değil. Asker kökenli de değil. Ama yapısına, suratına, liderlik önemlidir siyaset. Jestlerine, mimiklerine bakıyorum. İfadelere, gözlerine bakıyorum. Onun gözlerindeki o şeyi gördüm. Hocam şey. 1996'dan beri tanıyorum. Ben tanımıyorum. Bu hiç kadar dürüst, bu kadar dik, bu kadar özel bir isim, bu kadar her anlamda entelektüel, evet, ve bu kadar vatanına, millete bağlı bir adam. Çok az yürüdü, çok cesaretli. Çok çalışkan. Günde 2-3 saat uyuduğunu biliyorum. Bak, çok cesaretli. Bu kadar çalışkan bir insan. 15 saat çalışıyor. Çok az görünür. Çok cesaretli. Biliyorum abi. Çok cesaretli. Maçta. Çok önemli. Maçta ne oldu? Yasin. Yasin'in attığı golden sonra polislerimizle kucaklaşması. Çevik kuvvet sahaya çıktıktan sonra Ultra Aslan grubu, Galatasaray'ın o özel taraftar grubu, Selçuk'a, kaptan Selçuk'tan rica ettiler. Polisimizi buraya getir diye. Selçuk tuttu elinden götürdü. Ve bütün polislerimiz dimdikti. Hepsi ne yaptığını bilen, hepsi söylemek istediğim çok şey var ama söyleyemiyorum. Gerçekten hani şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak şeklindeki bakışlarıyla dimdik durdular. Ve oradaki taraftarlarımızı, çoluk çocuk oraya giden taraftarlarımızı da yürekten kutluyorum. Taraftarlarımızı diyorum. Ben Beşiktaşlıyım ama bugün Galatasaray'ı, evet, yürekten alkışlıyorum. Bütün Galatasaray'ın büyük taraftarını. Yürekten alkışlıyorum. Tekrar söylüyorum. Yarın saat 19.03'te Sinan abinin bahsetmiş olduğu yeni adıyla
Şehitler Tepesi'nde olacak. Şehitler Tepesi bitti. Beleşleme bitti Ertan. Beşiktaş Şehitler Tepesi yazın. Beşiktaş Fenerbahçe. Zaten 38 tane vatandaşımın şehit edildiği yere Beleştepe denen bitti. Bir isim konulamaz. Hocam bitti. Hocam, Beleştepe daha nağış bir isim. Hocam Beleştepe. Oranın adı Beşiktaş Şehitler Tepesi. Kim karar veriyor bunu? İstanbul Belediyesi'nin Beşiktaş. Şu an verildi bile. Hocam bak, bunu yarın. Ama kağıda bir isim. Verildi bile. Hocam bunu yarın da söyleyeceğiz. Her hafta da söyleyeceğiz. Yarın resmileşecek. Sayın gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan mektup yazarız. Buradan zaten Türkiye'de buna hayır diyecek. Sonra Beleştepe hayır, bitmişti. Sinan zaten Türkiye'de buna hayır diyecek bir vatandaş çıkıyor. Bak mesaj geldi. 38 tane çocuğumuz ölmüş. Beleştepe denen boktan bir isim kabul İstanbul edilemez. İstanbul Büyükşehir evet. Belediyesi Genel Sekreterliği'nden yarın evet, evet. meclis toplanacak. Bitti. Oranın adı Beşiktaş Şehitler Tepesi'dir. Tabelayı da hazırlayın sevgili trafik müdürlüğüm. Neyse kim o tabelaları hazırlıyorsa nasıl Boğaziçi Köprüsü yazısı değişip bütün İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne evet. dönüştüyse... Kaçta gelecekmiş? Beşiktaş Şehitler Tepesi. Rasim, çok özür dilerim. Koyuluyor. Saat 17.30'da Bursa Spor taraftarı, büyük Bursa Spor taraftarı helal İstanbul'da olsun, olacak. Sevgili Burak'tan, Bursa'dan, sevgili Burak'tan bir mesaj var. Bursa Spor taraftarları geliri şehit ailelerine bırakılmak üzere Beşiktaş'ta dostluk maçı yapılmasını istiyor. Yan yana izleyecekler, kol kola, el ele Bursa Spor taraftarı ve Beşiktaş taraftarı. Kulüp yetkilileri de temasa geçiyorlar. Bu ve benzer organizasyonlar için... Tebrik ediyorum. Helal olsun Bursa Spor'un büyük taraftarında, cefakar taraftarında. Buradan yarın da 17.30'da bir şey söyleyeyim İstanbul'da olacaklar. Üst takılı. Ben hiç böyle fazla da şey, üst böyle şey, matematik gibi konu. Üst takılı şunu görsün. Biz çok tuhaf bir milletiz. Hakikaten çok. Gördü onu zaten. Bizde tuhaflıklar olur. Tembel tarafımız yazın vardır. Yazın zaman zaman birbirimize gireriz. Hokkabaz taraflarımız vardır ama. Her böylesine olay bizi çok manidar şekilde birleştiriyor. Mesela bunu Almanya'da, Amerika'da, İtalya'da falan göremez. Mümkün hocam. Şimdi de hocam solcusu, bak. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Çerkezi. Hocam lazım. Şimdi de sokağa. Böyle şey oluyor. Hemen çıkarlar biliyor musun? Birleşiyoruz. Ile çıkarlar. Şu an şimdi de hemen hep beraber gidiyoruz. Saldırı olsun hemen çıkarlar. Şimdi bak buradan nereye gidiyor? Çıkarız. Hocam, yarın bir gün. Korkmayan bir millet. Yarın bir gün. Vurursun, vurursun. 30-40, 30-40. Ama bir gün. Ki o gün geldi bence. Şu bardağı doldurursun. 30 yıldır bu bardağı doldurdunuz. Taştığı an, bu millet çok tuhaf, 80 milyon. Ve 5 milyon o milletin Türk sabrını taşırmayın. Avrupa'da yaşıyor. Bu çok büyük risktir. Bizim için değil. Bize patlatanlar için. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Tuhaf bir milletiz. Bardak taşmak üzere. Belki de bugün o gün. Evet. Daha açık konuşamıyorum. Suç işleri. Yok çok korkuyorum. Güzel konuştum. Fenerbahçe tribünü. Tribün hayattır. Gerekirse. Arkadaşlarımız bir tweet atmışlar. Gerekirse buradan önümüzdeki programlarda buradan bir SMS Ertan bu işleri çok iyi bilir. Şehit buradaki 39 şehitimiz için de buradan bir yardım kampanyası kesin yapabiliriz. Yakınlarına Ertan'cığım sahip çıkmak buradan için görevimizdir. Ve Türkiye ve bu parayı da Mehmetçik Vakfı vasıtasıyla bu ailelere yollayabiliriz. Yani bunu gerekirse eğer büyüklerimiz terör şehitleri yapın vakfına diyelim ya da terör veya şehitleri çünkü önümüzdeki sivil hafta insanlar da öldü. Bunu yapabiliriz SMS yapabiliriz. Türkiye'de anladın mı tamam bir ekonomik bir kriz var ama ne olursunuz 3 lira 5 lira 3 lira 5 lira böyle bunu da gerekirse de yapabiliriz şehitlerimize buradan bir yardım buradan ufak bir şeyler çıkarabiliriz ufak olmaz bayağı da toplarız da yani bunu da isterseniz bunu da buradan yapabiliriz yine söylüyorum arkadaşlar Türk halkı kahramandır. Türk halkının sabrını daha fazla taşırmayalım. Rasim demin çok güzel söyledi. Bu hareketle sonunuzu yaptınız. Aynen. Bu hareket artık sonunuzu getirdi. Bardağı taşırdı. Bugün Süleyman Soylu onları söyledi zaten. O dedi mağaralarda duruyorsunuz, seyrediyorsunuz. Durdu. Şimdi bak ellerinizi ovuşturuyorsunuz dedi. İşte artık yeter. Hoca da aynısını söyledi. Artık yeter. Buraya geldi abi. Ne yapacaksak yapalım. Ve şunu söyleyeyim. Ne yapacaksak yapalım. Hiç tanımama rağmen. Yapalım. Bu ülkenin aleyhine çalışanlar. Operasyonel olarak. Tamam, en tepe değil. Operasyon olarak Süleyman Soylu beyefendiden korksunlar. Onda o ışığı gördük. Kesinlikle. Hani bir futbolcu seyredersin ya. Sen onu 10 gün önce konuşmasını duydun mu? Ben yeni tanımama rağmen her konuşmasını, her tweetini Sayın Süleyman Soylu'yu izliyorum. Hani 18 yaşında bir delikanlı izlersin de böyle A takıma çık olan dersin ki bunun istikbali. Bu çok enteresan bir futbolcu. O işi görürsün ya. Haddimiz değil ama beni bağışlasın. Bunu samimi olarak söylüyorum Süleyman Bey. Sizde o operasyonel kontur terör ışığını fazlasıyla gördüm.
Evet. Hocam zaten bak pardon Rasim'cim, şey Ertem'cim. Zaten benim liderim böyle konuşursa diyordur ki polis, o zaman diyordur ben de yürürüm arkadaş. Aynen öyle. Ben bravo. De yürürüm. Bravo sevgili Süleyman abi. Soylu Bakan, ağzına yüreğine sağlık. Zaten memleketini söylemeyeyim, aslan gibi zaten yani. Bir de mesela bir içimde bir yaradır. Dün akşam birçok şerefsiz Twitter'da gördüm. Onlar herhalde siber suçlar. Hocam onları insan yerine koymayın. Ama hayır. Ulaştırma Bakanlığımız ne işe yarıyorsunuz bir dakika, ya? Bir dakika. Allah aşkına bakanlıktaki çalışanlar siberciler. Alın abi okkabazlar bunlar bu pislik takımını. Alın abi. Pislik de değil. Vatan bu için aynı tweet atanlar, bravo. Bilmem ne atanlar falan filan. Toplayın bunları ya. Atın içeriye ya. Bunlarla mı uğraşacağız bir ya? Bir de çok bilmiş gazeteciler var sözde demokrasi. Devlet intikam mı alırmış? Ya bırakın devlet bu işleri ya. Devlet intikam değil. Başka şeyi de alır. Artık intikam al. Ya ne demek devlet intikam mı alır? Yok ya. Alacağım, bulacağım. Delil yok. Delil yok. Yok böyle geç o işleri. İntikam alır tabii. Koskoca Almanya almadı mı? Çocuklar bilmez. Açın internete. Bader Meinhof gecede bitirildi. Mogadişu'ya uçak kaçırdılar. Lufthansa uçağını. Alman vatandaşları öldü. G8 timi geldi. Ölmeyenleri kurtardı ama çok Alman vatandaşı. Aynı gece 8 tane veya 4 tane Bader Meinhof elemanı hapishane ne hikmetse intihar ettiler. Ne hikmetse. Dördü birden bunalıma girdiler. O gündür bugündür Bader Meinhof diye bir örgüt yok Almanya'da. Bu olay da 35 sene önce falan oldu. Ben lise talebesiydim. Tez konumuzdu. Bununla ilgili makale yazıyorduk. Almanca derslerde. Devlet tabii, intikam da alır. Hocam tabii. Akıl da alır. Her şeyi yapar. Zaten hocam. Masumla işi yok devletin. Hocam zaten. Masumla temiz adamla işi yok devletin kardeşim. Hocam Sayın Cumhurbaşkanımız her defasında bu siyaset falan değil. Bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan oturuyor. Defalarca söylüyor. Biz İnsan ayrımı yapmıyoruz. Biz millet ayrımı yapmıyoruz. Kürdüyle, Türküyle, Kürdüyle, aynen. Çerkeziyle hep beraberiz. Alevisiyle, Sünnisiyle diyor. Ama bazı kesimler bunu ısrarla başka yerlere çekiyorlar. Adam her defasında diyor ki bölemeyeceksiniz, parçalamayacaksınız. Ne yaparsanız yapın. Gidin aynen orada oturun, öbür tarafta kalkın. Tek bayrak altında, ya. Tek millet, tek vatan, tek devlet, tek millet diyor. Ertem, bunu her defasında farklı yerlere Ertem, çekiyorsunuz. Zaten işte Alevi, Sünni bilmem ne yani. Ya abi, kavgası yaratmaya. Bilmem işte Laz-Kürt kavgası var. Evet. Olur mu ya? Bizim bir sürü Kürt arkadaşlarım var benim. Yani. Aynen öyle. Bu başka bir şey. Bakın. Alevi burada arkadaşlarımız burada var sakın ya. siyasi mesajlar değildir. Farklı bir şey söylemiyor. Çok net bir şey söylüyor. Bize küçüklüğümüzden beri, çocukluğumuzdan beri ne derler Sinan abi? Ne derler? Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği şu mesajda bizim verdiğimiz mesaj farklı mı? Dinleyelim bir kez daha. Ondan sonra Yasin'in açıklamaları gelecek. Bir izleyelim bakalım. Aynen. Bir görelim bakalım.